Tonguç Kampüs Sayısal'dan herkese merhabalar. Kimyasal tepkimelerde hesaplamalar diyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde daha önceden kimyanın temel kanunları demiştik. Mol kavramından bahsetmiştik. Ardından ne yaptık? Kimyasal tepkimeler ve denklemler dedik. Kimyasal tepkime türlerinden bahsettik. Şimdi geldik kimyasal tepkimelerde hesaplamalar yapmaya. Yani aslında bu konunun bel kemiği burasıdır diyebilirim. En çok soru da buradan geliyor ama bu konunun temelinde yine mol kavramı oluşturuyor arkadaşlar. Eğer mol kavramı ile ilgili bir problemimiz varsa acilen gidelim, geri dönelim, o konuyu tekrar edelim. Sonra bu dersi çalışmaya başlayalım. Bunu da parantez içerisinde belirtmiş olayım arkadaşlar. Peki, hangi tür sorular çıkacak? Bu dersimiz özellikle arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bol bol soru çözeceğiz. Çünkü bu konunun olayı zaten aslında soru tipleri, envai çeşit soru tipi var. Mümkün mertebe farklı farklı soru tiplerini birlikte çözmeye çalışacağız burada. Buna siz de dikkat edin arkadaşlar. Ve bu konuya çalışırken de birçok soru tipini görmeye çalışın. Farklı farklı kaynaklardan soru çözmeye özen gösterin. Şimdi bu konunun arkadaşlar İlk kısmı, ilk soru tipi diyelim ve tabii ki aslında temelini oluşturan kısmı miktar geçiş problemleri olacak. Bak, burayı anladıktan sonra farklı soru tipleri geldiği zaman aslında aynı şeyleri sadece farklı bakış açılarıyla yapıyor olacağız. Hepsinde bir nüans değişiklikleri olacak ama burası çok önemli. Nedir peki miktar geçiş dediğimiz olay? Şimdi arkadaşlar adı üzerine miktar, bir maddenin miktarını bize sorular nasıl verebilir? Şimdi mol kavramı zaten temelini oluşturuyor. Miktar dediğimiz zaman mol cinsinden bize herhangi bir soru da verilebilir. Bunun dışında bize tanecik sayısı verebilir. Burada hemen aklımıza ne gelecek? Avogadro sayısı gelecek. Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tü diyeceğiz. Şimdi bize verdiği tanecik sayısı her neyse bu sayıyı kullanarak onu mole çevireceğiz. Kütle verebilir. Kütle geldiği zaman atıyorum suyun kütlesinden bahsediyor. Hemen diyeceğiz ki suyun kütlesi, hidrojenin atom kütlesi 1'di. Dolayısıyla 2 çarpı 1 oradan geliyordu. Oksijen atom kütlesi 16'ydı. Bunu yazdık. 18'i bulduk. Bak, bu bilgileri soru zaten bize verecek. Diyeceğiz ki 1 molü 18 gramdır. Buna göre bizim elimize hangi kütleyi verdiyse versin. Buradan atıyorum 36 gram desin. Hemen gideriz 1 molü 18 gramsa 36 gramı 2 moldür deriz. Buradan işlem yaparız. Yani ne yaptık? Bak, kütle verdi, kütleyi de mole çevirdik. Veya hacim verebilir. Hacimde de şuna dikkat edeceğiz. Normal şartlar altında 1 mol gaz. Bak, türü ne olursa olsun, ister karbondioksit olsun ister helyum olsun fark etmiyor. 22,4 litre hacim kaplıyordu. Bak, bu bilgiyi de cebine koyduğun zaman karşına hangi türden gelirse gelsin hemen yapıştırabilirsin. Yapacağımız işlemler şunlar olacak. Sorular karşımıza geldiği zaman bize hangi miktar türünden verirse versin gidip onu mole çevireceğiz. Ardından bize tepkimeyi denk halde de verebilir. Doğrudan tepkimeyi söyleyip denkleştirmeyi bizden yapmamızı da isteyebilir. Biz her halükarda tepkimenin denk halini karşımıza alacağız ve oradaki katsayılarla işte bu mol sayılarını orantılayacağız. Yani katsayısı 1 olandan 1 mol harcandıysa katsayısı 2 olandan 2 mol harcanacaktır. Ya da ürünlerde katsayısı 4 olan bir madde varsa ondan 4 mol oluşacaktır diyeceğiz. Kat soruları gördükçe daha da netleştireceğiz zaten bunu. Katsayılarla mol sayıları doğru orantılı olmak zorunda. O zaman adımlar nedir? Verilen miktarlar hangisini verirse versin öncelikle mole çevireceğiz. Ardından tepkimenin katsayılarını belirleyip katsayılarla bu mol sayılarını orantılayacağız. Ardından da bizden hangi maddeyi hangi miktar cinsinden isterse istesin gene kütle, tanecik sayısı ya da mol cinsinden ya da hacim cinsinden isteyebilir. Bunları elimizdeki mol sayısı değerlerini çevirip cevabımızı yapıştıracağız. Bu kadar basit aslında yapacağımız işlemler. Hemen örneklerle gidelim arkadaşlar. Bol bol örnek çözeceğiz zaten. İlk soru bize demiş ki 11 gram propan gazının yeterli miktarda oksijen ile tam verimle yanma tepkimesinden. Bak şimdi, gazı vermiş, kütle olarak miktarını vermiş. Ne yapıyorduk? Biz bunu kesinlikle mole çeviriyorduk. Kütleyi mole çevirirken yapmamız gereken işlem ne? Öncelikle bize verdiği molekülün yapısını al ve mol kütlesini hesapla. C3H8, 3 tane karbon var. Her birinin kütlesinin 12 olduğunu soru bize vermiş zaten. 8 tane hidrojen var. 8 çarpı 1 diyelim. Her bir hidrojenin kütlesinin 1 olduğunu zaten biliyoruz. Hemen çat çat hesapladık. 44 olarak bulduk. Bak, bize neyi verdi bu aslında? 1 mol propan gazının 44 grama denk geldiğini söylemiş oldu. O zaman bize verdiği bu 11 gramlık propan gazı kaç moldür deyip mol karşılığını bulabiliriz. Şimdi 4'te 1 olduğuna göre 0,25 molmuş. Bize verdiği miktarı mole çevirdik. Şimdi geri kalanlar bütün sorularda aynı işlemleri yapacağız.
Tepkimeyi yazmamız gerekiyor tabii ki. Tepkimeyi doğrudan denk olarak bize vermemiş. Sadece yanma tepkimesi demiş. Bunu bizden yazmamızı da bekliyor demek ki soru. O zaman yanma tepkimesi ne demekti? Maddelerin O2 gazıyla verdiği tepkime demekti. Hemen yazıyoruz. C3H8 var. O2 ile tepkimeye giriyor. Ürünler ne oluyordu? Şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Eğer yanan maddenin içerisinde karbon, hidrojen ve oksijen dışında hiçbir madde, hiçbir element yoksa ürünler sabittir. Karbondioksit ve su açığa çıkıyordur. Tepkimemizi yazdık. Şimdi denkleştirme işine kaldık. 3 tane karbon var. O zaman denkleştirirken ne yapıyorduk? Demek ki karbondioksitin katsayısı 3 olmalıymış. 8 tane hidrojen var. O zaman suyun katsayısı 4 olacak ki 4 çarpı 2'den 8 tane hidrojeni yakalayabilirim. Ürünlere gidip baktığımız zaman 6 artı 4'ten 10 tane oksijen var. Girenlerde de 10 tane oksijen olmasını sağlayacaksak O2'nin katsayısına 5 yazacağız. Şimdi bize neyi vermişti? 0.25 mol C3H8 yanıyor diyordu. Diyeceğiz ki o zaman bak bunun katsayısı 1. Gizli bir 1 var burada. Eğer katsayısı 1 olandan 0.25 mol harcanan madde varsa katsayısı 5 olan O2'den harcanan maddenin miktarı ne olacak? Bakın mol ile bu katsayılar doğru orantılı olmak zorunda dedik. 1'e 0.25 ise 5'e 1.25 mol olmak zorundadır. Katsayısı 3 olan bu karbondioksitten bak bunlar girenlerde olduğu için harcanan madde miktarları. Bunlar da ürünlerde olduğu için oluşan madde miktarlarını yazıyoruz. Katsayısı 3 olduğu için 0.25'in 3 katı olması lazım. Yani 0.75 mol karbondioksit oluştu diyeceğiz. Katsayısı 4 olan sudan ise 4 çarpı 0.25'ten 1 mol oluştu diyeceğiz. İhtiyaç duyduğumuz bütün sayıları elde ettik. Şimdi gelelim. Harcanan oksijen gazının mol sayısını bulun diyor bize. Hemen zaten onu mol cinsinden bulmuştuk. Bak ilk istediği mol cinsinden dolayısıyla bulduğumuz cevabı direkt buraya yapıştırabiliriz. İkincide ne soruyor peki? Oluşan karbondioksitin normal şartlar altında kapladığı hacmi bulun diyor. Arkadaşlar hacim sorduğu zaman ne yapıyorduk? Hemen gidiyoruz mol sayısını alıyoruz ve 22,4 ile orantılıyoruz. Yani nasıl? Diyoruz ki 1 mol gaz türü ne olursa olsun normal şartlar altında 22,4 litre hacim kaplıyordu. Peki bizim elimizdeki nedir? 0.75 mol karbondioksit CO2'yi sorduğu için 0.75 molü kaç litre hacim kaplar? Yapacağımız sadece basit oran orantı hesapları olacak. Yani 0.75 çarpı 22,4 litreyi bulmamız yeterli. O da ne yapıyor? 16,8 litre yapıyor. Oluşan su bileşiğinin kütlesini hesaplamamızı istemiş bizden. Bu defa miktarı kütle olarak geri çevirmemizi istiyor. Suyun gidip bakıyoruz mol sayısını 1 bulmuşuz zaten. O zaman diyeceğiz ki kütle verdiği zaman her zaman için mol kütlesini bir bulmamız lazım. Suyun mol kütlesi nedir? 2 tane hidrojen var ve hidrojenlerin her birinin kütlesinin 1 olduğunu biliyoruz. Artı bir tane oksijen var. Onun kütlesinin de 16 olduğunu soru bize zaten söylemişti. Dolayısıyla 18 olarak buluyoruz. Yani 1 mol 18 grammış. Zaten biz 1 mol suya sahiptik. Demek ki 18 gramlık su bileşiği elde etmişizdir bu tepkimenin sonunda. Bakın adımlara çok dikkat arkadaşlar. Mol sayısını buluyoruz. Bize hangi miktarı verirse versin tepkimeyi yazıyoruz. Kat sayılarını bulup bu mol sayısıyla kat sayıları orantılıyoruz. Yapmamız gereken bunlar ibaret. Tabii ki orada bırakmayalım. Örnek çözelim. Daha iyi anlayalım. Az önceki örneği tam anlamayanlar için. Şimdi tavsiyem nedir? Dur videoyu sen çözmeye çalış. Sonra tekrar izle burayı. Şimdi gelelim. 8'er mol demir ve oksijen ile bir denklem vermiş. Bu defa tepkimenin denk halini bize soru vermiş zaten. Tam verimle gerçekleşen tepkimenin ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar tepkimeye baktığımız zaman 8'er mol demir ve oksijenin tepkimesinden bahsediyormuşuz. Hemen yazalım şöyle 4Fe artı 3O2 2Fe 2O3 şeklindeymiş. Burada artan madde hesapları yapacağız. Az sonra artan maddenin sorularını nasıl çözeceğimizle ilgili genel bir yargıdan da bahsedeceğim ve tekrar örnek çözeceğim bununla ilgili. Şimdi bunu bir çözelim. Bize demiş ki başlangıç durumu. Bakın başlangıç durumları çok önemli olacak bu tarz sorularda. Eğer her ikisinin miktarını da bize söylemişse tepkimeye girenlerden başlangıç, değişim ve bitiş durumlarını ayrı ayrı değerlendirmemiz ve bir tabloda belirtmemiz gerekiyor. Şimdi başlangıç olarak demiş ki her ikisinden de elimizde 8'er mol var. Tabii ki başlangıçta ürünlerden hiç yok. Peki buradaki değişim ne olur? Bak böyle bir durumda hangi madde biter diye bakmamız gerekiyor. Çünkü her ikisinden de 8'er mol kullanamam. Çünkü ikisinin katsayıları birbirinden farklı eşit olacaktı ki ikisinden de 8'er mol kullanayım. Hangisi biter sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Peki nasıl vereceğiz? Diyeceğiz ki eğer 8 mol demiri kullanırsam yani katsayısı 4 olandan 8 mol kullanırsam 3 olandan 6 mol kullanmam gerekiyor orantılı olduğu için bu uygulanabilir bir durum. Çünkü diğer türlü
Eğer 8 mol oksijenin tamamını harcamaya kalkışsaydık elimize yeterli miktarda demir olmayacaktı. Böyle bir durum söz konusu olmayacaktı. O zaman diyeceğiz ki değişim durumu şöyledir. 8 mol demir harcarım. Buna karşılık 6 mol oksijen harcarım kas sayısı 3 olduğu için. Ve buna karşılık kas sayısı 2 olan demir 3 oksit bileşiğinden de 4 mol oluştuğunu görürüm. Yani böyle bir tepkimede son durumda ne olur? Demir tamamen biter. 2 mol oksijen artan madde olarak elimde kalır ve 4 mol demir 3 oksit bileşiğinin oluştuğunu görürüz. Şimdi sınırlayıcı bileşen ne demek? Az sonra bunlara tekrar değineceğiz. Sınırlayıcı bileşen arkadaşlar bir tepkimede tükenen maddeye verdiğimiz isimdir. Dolayısıyla burada hangi madde bitti? Demir bitti. Dolayısıyla sınırlayıcı bileşen odur. Hani neden sınırlayıcı? Çünkü ortamda biraz daha demir olsaydı bu tepkime devam edecekti. Demir bittiği için tepkime de bitti. Dolayısıyla o sınırladı tepkimeyi. Normal şartlar altında 44,8 litre hacim kaplayan oksijen gazı artmıştır. Kaç mol arttı? O2'den 2 mol. O zaman diyeceğiz ki 1 mol gaz. NŞA diyor zaten 22,4 litre hacim kaplıyor. Bunu ezberden yazdık zaten. Buna göre elimizdeki 2 mol oksijen kaç litre hacim kaplar diyeceğiz ve bunun 44,8 litre olduğunu sadece basit bir oran orantıyla hesaplayacağız. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. 4 mol demir 3 oksit bileşiği oluşmuştur. Evet, direkt zaten mol sayısı cinsinden bulmuştuk. Bu ifademiz de doğrudur. Her üçü de doğru olduğu için cevabımız demek ki E seçeneğindeymiş arkadaşlar. Şimdi artan madde problemlerini şöyle bir özetle değerlendirecek olursak. Biz arkadaşlar tam verimli tepkime veya verimi farklı tepkime durumlarını değerlendirecek olursak. Tam verimli tepkime şu demek. Tepkimeye giren maddelerden en az bir tanesinin bittiği tepkimelere biz tam verimli tepkime diyeceğiz. Her ikisi de bitebilir ya da birden ikiden fazla giren de olabilir tabii ki. Bütün maddeler de bitebilir ama bir tanesinin bitmesi dahi o tepkimenin tam verimli olduğunu gösterir bize. Çünkü artık devam etme şansı kalmamıştır bu tepkimenin. Şimdi dolayısıyla böyle bir durumda az önceki soruda çözdüğümüz gibi tablomuzu oluşturuyoruz. Başlangıçta bizim elimizde hangi maddeden ne kadar var? Bunları bir yazıyoruz. Ardından değişim olarak ne kadar hangisinden harcanır ve hangisinden ne kadar oluşur? Bunları ne yerine yazıyoruz? Bunu belirlerken de şu. Hangisi biter? Şimdi A mı biter, B mi biter? Elimizdeki tepkimeye göre N mol A ve 2N mol B ile başlıyorsak tepkimeye ve katsayıları ikisinin de 1 ise demek ki ben bundan N mol harcadığım zaman bundan da N mol harcayacağım. A bitecek, B'den elimde artan madde kalacak. Çünkü 2N mol B'nin tamamını harcamaya kalksaydım 2N mol A'ya ihtiyacım olacaktı katsayıları eşit olduğu için. Elimde 2N mol A yok ki böyle bir şey mümkün olabilsin. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Biten madde hangisi ise o sınırlayıcı bileşenimizdir tepkime için. Artan maddeyi de artık tabii ki artan maddenin miktarına göre değerlendirebiliriz. Bir örnekle daha bence çok daha iyi anlayabiliriz. Şimdi bize demiş ki 16 gram metan gazının 32 gram oksijen ile verdiği tam verimli yanma tepkimesi ile ilgili gene soruları cevaplamamızı bekliyor. Şimdi 16 gram metan, bakın her zaman için önceliğimiz bir bize miktar olarak ne verirse versin onu mole çevirmek gelsin. Mole çevirdikten sonra sürecimiz zaten kolay akıp gidecek. Şimdi kütle cinsinden verdiyse her zaman mol kütlesini bir bularak başlıyorduk. CH4 ilk bileşenimiz. Karbon 12, hidrojen 1. Yani 12 artı 4 çarpı 1'den metanın mol kütlesi 16'ymış. O zaman 16 gram metan olduğuna göre demek ki elimizde 1 mol metan olacak. Diğer bir bileşenimiz oksijen. O2 diyelim. Oksijenden kaç mol var elimizde? Şimdi oksijen atom kütlesi 16 olduğuna göre ve 2 tane oksijen olduğuna göre mol kütlesi 32'ymiş. Yani 1 mol 32 grammış. O zaman 32 gram dediğine göre demek ki bundan da başlangıçta elimizde 1 mol olacakmış. O zaman gidelim tepkimeyi bir yerine yazalım. Tepkimeyi yazdıktan sonra denk halinde bunları yerine yazarak sonuca gidelim. Metan gazı varmış ve oksijenle tepkimeye girerek yanıyormuş. Ürünler neydi? Sabitti arkadaşlar. Karbondioksit ve su açığa çıkmasını bekliyorduk. Şimdi hemen kat sayılarımızı bir yazalım o zaman. Karbon bir tane, burada da bir tane. Dolayısıyla bunlara bir şey yazmamıza gerek yok. Karbon 4 tane, hidrojen 4 tane, özür diliyorum. O zaman suyun katsayısı 2 olacak ki hidrojenler denkleşsin. Oksijenlere bakalım. 2 tane burada var. 2 tane de burada, toplam 4 tane oksijen var. O zaman O2'nin katsayısı da 2 olacak ki eşitlik sağlanabilsin. Şimdi denkleştirmeyi tamamladık. Başlangıç değerlerimizi biliyoruz. Bundan da 1 mol var. Bundan da 1 mol var elimizde. Başlangıçta tabii ki ürünlerden elimizde hiç yok. Peki değişim durumu nasıl olacak? Hangisi biter sorusuna bir cevap verelim.
1 mol metanı kullanırsam ben buna karşılık 2 mol oksijene ihtiyacım var. Katsayılar 1'e 2 olduğu için elimde 2 mol oksijen olmadığına göre demek ki metan burada bitecek olan bileşen değil. Kim bitecek? Tabii ki oksijen bitecek. Oksijenden 1 mol harcadığım anda, yani katsayısı 2 olandan 1 mol harcıyorsam, katsayısı 1 olandan bunun yarısını, yani 0.5 mol harcamam gerekir. Gelelim ürünler tarafına. Yine katsayısı 1 olan karbondioksitten 0.5 mol oluşur ve katsayısı 2 olan sudan yine 1 mol oluştuğunu görürüz. Şuna dikkat arkadaşlar, öğrencilerimde de genellikle şunu görüyorum. Mol sayısının korunurluğu gibi bir kanun varlığı nedense zannediliyor. Ve buradaki mol sayılarının buradaki mol sayılarına eşit olması gerektiği düşünülüyor ama asla öyle bir şey yok. Mol sayısının korunması diye bir kanun yok. Yani sadece ve sadece katsayılarla orantıya bakmamız gerekiyor bizim bütün sorularda. Son durumda ne oldu şimdi? Elimizdeki verileri düşündüğümüz zaman. 1 mol vardı, yarısını kullandık, dolayısıyla 0.5 mol artan madde olarak kaldı. Oksijenden 1 mol vardı, tamamı tükendi. 0.5 mol karbondioksit oluştu ve 1 mol de su oluştu. Son durumda benim elimde bunlar var. Hangi maddeden kaç gram artan olur demiş. Hemen sorunun cevabı zaten tabloda. Yani şu tabloyu oluşturduğun zaman sana sorabileceği bütün soruların cevabını da hazırlamış oluyorsun. 0.5 mol ve CH4 artan maddemiz buymuş. Kaç gram karbondioksit oluşur diyor. Gram cinsinden sormuş. Gidiyoruz, karbondioksitten 0.5 mol oluştuğunu bulduk. O zaman diyelim ki karbondioksitin bir mol kütlesini bulalım. 12 karbondan gelecek artı 2 çarpı 16'da oksijenlerden gelecek ve 44 olarak bulacağız. Yani ne demek bu? 1 mol karbondioksit 44 gram kütlesine sahipmiş. Biz ne kadar oluşturduk? 0.5 mol oluşturduk. O zaman bunun kütlesi nedir? Bulmamız gereken bu kadar basit. Yapmamız gereken işlem bu kadar basit. 0.5 çarpı 44'ten yarısı olduğuna göre 22 gram karbondioksitin oluştuğunu buluruz. Envai çeşit soru sorabilir. Suyun kütlesini de sorabilirdi. Doğrudan 1 mol olduğu için 18 gramdır derdik. Ya da karbondioksitin hacmini sorabilirdi normal şartlar altında. 0.5 mol olduğu için 22,4'ün yarısı, yani 11,2 litredir diyebilirdik. Herhangi bir soruya cevap verebilirdik. Yüzde verim bir diğer soru tipimiz arkadaşlar. Yüzde verim problemlerinde ne yapacağız peki? Hani az önceki işlemlerde dedik ki %100 verim ya da tam verimle gerçekleşen tepkime. Yani tepkimeye girenlerin tamamının tükendiği duruma bakıyorduk. Ama yüzde verim problemlerinde bu biraz daha farklı. Tamamı tükenmiyor, tepkimeye girenlerin hepsinden artan madde kalıyor. İşte böyle bir durumda şunu yapacağız. Tepkimeye girenlerin tamamından artan kaldığına göre biz neyi düşünmemiz lazım? Tam verimle gerçekleşseydi bu tepkime ne olacaktı? Onu düşünmemiz lazım. Dolayısıyla atıyorum, tam verimle gerçekleşince 80 gram elde edebileceğim bir durum varken ben sadece 40 gram elde ettiysem demek ki %50'sini elde edebilmişimdir. Yani tepkim aslında gerçekleşebileceği kapasitenin yarısını kullanmıştır. Yani %50 verimle gerçekleşmiştir diyeceğim. Bu kadar basit bir şekilde tamamlayacağım. Şimdi tam verimli durumu düşündüğüm zaman sınırlayıcı bileşen de bana burada çok yardımcı olacak. Çünkü sınırlayıcı bileşen değil de öbürüne bakarsam verimi hesaplamam mümkün değil. Verim hesabı yapacaksam sınırlayıcı bileşen üzerinden hesabı yapabilirim. Burada ya şunu söylerim, sınırlayıcı bileşenden kullanım yüzdesi neyse o bizim verimimizin yüzdesini verir. Ya da ürünlerden oluşabilecek maksimum neyse ve buna oluşan maddenin yüzde oranı neyse yüzde verim buna eşittir derim. Aynı sonuca giderim. Soru üzerinde zannedersem biraz daha iyi anlayacağız. Bize demiş ki 2 mol alüminyum karbür bileşiği ile 216 gram su bileşiğinin denklemine göre tepkimesinden 2 mol alüminyum hidroksit bileşiği elde ediliyor diyor. Buna göre tepkimenin yüzde verimini hesaplayınız. Arkadaşlar ne yapacağız? Eğer bu %100 verimle gerçekleşseydi ne kadar alüminyum hidroksit elde edecektim onu hesaplayacağım. Ardından da bu 2 mol ile onu kıyaslayacağım. Yani yüzde kaçını elde ettiğimi buradaki orandan hesaplıyor olacağım. Şimdi bize miktarları neler, hangi cinslerden vermiş? Yapacağımız neydi? Her zaman için en başta verdiği miktarları mole çevirmek olmalıydı. 2 mol vermiş, bunu zaten doğrudan mol cinsinden biliyorum. 216 gram da su demiş. Hemen gidelim suyun molekül kütlesini bir hesaplayalım. Az önce de yapmıştık zaten. 2 çarpı 1 artı 16 hidrojen ve oksijenden geliyor. Yani 18 olarak buluyoruz. Yani bunun 1 molü 18 gram kütlesine sahipse 216 gramı kaç moldür diyoruz? 216, 18'in 12 katı olduğuna göre demek ki elimizde 12 mol su vardır diyeceğiz. Gidelim tepkimeyi bir yazalım. Az önceki tabloyu tekrardan oluşturalım ve çözüme kavuşturalım. 12 H2O,
giriyormuş. 4 tane AlOH3 oluşturuyormuş ve 3 tane de CH4 oluşuyormuş. Şimdi diyeceğiz ki eğer ki bu tepkime tam verimle gerçekleşseydi başlangıç olarak elimde ne olacaktı? 2 mol bundan olacaktı. 12 mol de bundan olacaktı. Bunlardan başlangıçta elimde hiç olmayacaktı tabii ki. Değişim bu durumda nasıl olacaktı? Eğer tam verimle gerçekleşseydi. Şimdi 2 mol alüminyum karbür kullansaydım buna karşılık bak kat sayısı 12 olduğu için 24 mol hidrojen ihtiyacım olacaktı. Demek ki bu tepkimede biten alüminyum karbür değil su olmalıymış. Yani şöyle bir ezber yok. Kat sayısı büyük olan ilk biter. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ya da miktarı fazla olan ilk biter. Her durumu ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Yani su biteceğine göre demek ki 12 mol su kullanacakmışım. Buna karşılık da 12'ye 1 olduğu için katsayılar 1 mol alüminyum karbür kullanacakmışım. Ürünlere geldiğimiz zaman 1'e 1 gidiyor. 12'ye 12 o zaman 4'e 4 gelecek, 3'e 3 gelecek. Bu şekilde oluşan bileşik miktarlarını belirleyeceğiz. Yani tepkimenin son durumunda bak buradan 1 mol artan madde var. Tepkimenin sınırlayıcı bileşeni suymuş çünkü tepkimede biten o oldu. 4 mol alüminyum hidroksit oluştu ve 3 mol de metan oluştuğunu gördük. Soru bize ne demişti? 2 mol alüminyum hidroksit oluştu demişti. O zaman diyeceğiz ki eğer tam verimle gerçekleşseydi yani bu tepkime %100 verimli bir tepkime olsaydı 4 mol elde edecektim. Buna göre 2 mol elde ettiğime göre tepkimenin yüzde verimi kaçtır? Aslında bu kadar basit bir hesap yapıyoruz. Yani yarısı olduğuna göre demek ki %50 verimle gerçekleşen bir tepkimeden bahsediyormuşuz. Şöyle geçelim ve safsızlık problemleriyle devam edelim arkadaşlar. Saf olmayan bir madde varsa bizim elimizde ve bunu tepkimeye sokuyorsak. Burada da şöyle bir düşünceye sahip olacağız. Saf olmayan kısım herhangi bir şekilde tepkime vermeyecek. Yani bizim elimizde atıyorum 100 gram kalsiyum karbonat var ama bunun sadece %50'si saf. O zaman tepkimeyi verecek olan şey o 50 gramlık kalsiyum karbonattır. Dolayısıyla da tepkimeyi ona göre değerlendirmem gerekiyor. Yani bütünü değil sadece saf olan kısmı alıp buradaki denklemi yapmam, buradaki işlemleri yapmam gerekiyor. Geri kalan herhangi bir şekilde tepkimeye girmez. Olduğu gibi orada kalır diye düşünmem gerekiyor. Yani saf olmayan reaktifi alıyorsun. Saf olan kısmı bundan ayırıp onun üzerinde işlemler yapıyorsun. Az önce yaptığımız işlemler neyse aynen burada da geçerli olacak ve bizi sonuca götürecek arkadaşlar. Hemen tabii ki soru üzerinde çözümümüzü yapalım. Kütlece %40 saflıkta 25 gram kalsiyum karbonat katısı denklemine göre tam verimle ayrışmaktaymış. Buna göre açığa çıkan karbondioksit gazının normal şartlar altında kaç litre hacim kapladığını bizden bulmamızı istiyor. Şimdi ne dedik biz? Sadece saf olan kısım tepkimeye girer. Yani %40 saflıkta ve 25 gramsa bu. Ne diyeceğiz? %40'ı kaça denk gelir? Saf olan kısmı nedir? Bunu bir bulmamız gerekiyor. Yani 25 gramın %40'ını almamız yeterli olacak. Dolayısıyla 40 bölü 100 yapabiliriz. Buradan da kaç gelecek? Tabii ki 10 gelecek. Yani elimizde 10 gram saf kalsiyum karbonat varmış. Geri kalan umurumuzda bile değil. O zaman miktarı biliyoruz artık. Saf olan yani tepkimeyi verecek olan kısmın miktarını biliyoruz. Gidelim diyelim ki kalsiyum karbonatın mol kütlesi nedir? Mol sayısına gitmek için buna ihtiyacımız vardı eğer kütleyi biliyorsak. 40 kalsiyumdan gelecek artı 12 karbondan gelecek burada vermiş bize zaten. 3 çarpı 16 da oksijenden gelecek ve burayı 100 olarak hesaplayacağız. Yani ne demek oluyor bu? 1 molü 100 gram demek oluyor. Demek ki elimizdeki bu 10 gram onda biri olduğuna göre 0,1 molmuş. Şimdi bu bilgiyi cebimize aldıktan sonra artık tepkime üzerinde işlem yapmaya başlayabiliriz. Ne dedik? Kalsiyum karbonattan 0,1 mol harcanıyormuş. Bunu bulduk. Buna göre kalsiyum oksitten 0,1 mol oluşan madde olacak. Ve karbondioksit yine aynı şekilde katsayılar hepsinde bir olduğu için 0,1 mol oluşacak. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şey de zaten bu. Çünkü karbondioksitin hacmini bize sormuş. Ne demiştik peki? Normal şartlar altında diyorsa 1 mol gaz... 1 mol gaz türü ne olursa olsun 22,4 litre hacim kaplıyordu. Zaten 1 mol olduğuna göre doğrudan cevabımız da 22,4 litre olacak. Yapmamız gereken şey bu kadar basittir arkadaşlar. Bir soru daha yine safsızlıkla ilgili. Bence burada da yine durdurup soruyu çözmeye çalışın bakalım. Sonra gelin birlikte çözelim. Şimdi 50 gram kütlesindeki saf olmayan C2H6 gazının yeterli miktarda oksijen ile tam verimi tepkimesinden 44 gram karbondioksit gazı oluşuyor diyor. Buna göre C2H6 gazının saflık yüzdesi kaçtır? Bu defa sorunun başında saflık yüzdesini bize vermemiş. Son durumdaki değerleri vermişse ve saflık yüzdesini bizden
hesaplamamızı istiyor. O zaman burada biraz daha farklı davranacağız. Hani en başta miktar neyse onun mol sayısını buluyorduk ya. Onu şimdi yapmayalım. Bu 50 gramı şöyle bir nadasa yatıralım. Beklesin bizi başlangıçtaki kullandığımız maddenin miktarını bulup bununla orantılayalım. Ne yapacağız peki? Karbondioksitin miktarını önce bir mole çevireceğiz. Karbondioksitin mol kütlesini az önce de hesaplamıştık zaten. Ne geliyordu? 12 artı 2 çarpı 16'dan 44 olarak geliyordu. Demek ki 44 gram karbondioksit dediğine göre bu aslında 1 mol demekmiş. Şimdi bu bilgiyi cebimize aldıktan sonra tepkimemizi yazabiliriz. C2H6 gazını oksijen ile tepkimeye sokuyormuşuz. Karbondioksit açığa çıkıyormuş ve bunun yanı sıra tabii ki su açığa çıkıyormuş. Katsayılar neler olacak peki? 2 CO2'nin önüne gelecek karbon 2 olduğu için 6 tane hidrojen olduğuna göre suyun katsayısı 3 olacak. O zaman 4 artı 3'ten 7 tane oksijen olduğuna göre 7 bölü 2 de O2'nin katsayısı olacak. Şimdi bizim elimizdeki veri neydi peki? 1 mol karbondioksit elde edildiğini söylüyordu. Yani diyor ki katsayısı 2 olandan 1 mol elde ediyormuşuz. O zaman katsayısı 3 olandan atıyorum 1,5 mol elde edilir. Benzer şekilde katsayısı 1 olandan bunun yarısı kadar yani 1 molün yarısı kadar ve 0,5 mol elde edilmesini bekleriz. Bizim ihtiyacımız olan da zaten bu. Çünkü başta kaç gram toplam madde olduğunu biliyoruz. Bunun yüzde kaçının saf olduğunu bulmamız gerekiyor. O zaman yapacağımız şey şu olacak. Bunun kütlesini bulmak olacak tabii. Çünkü 50 gramda kaç gram vardır bakacağız ki yüzdesini hesaplayabilelim. C2H6'nın molekül kütlesini hesaplayacak olursak 2 çarpı 12 karbonlardan gelecek. 6 çarpı 1 hidrojenlerden gelecek. Dolayısıyla 24 artı 6'dan 30 olarak bulacağız. Yani bu ne demek? 1 molü 30 gram demekmiş. Elimizde 0,5 mol olduğuna göre yani yarısı kadar olduğuna göre demek ki bu 15 gramdır diyebiliriz. Bak kütleyi bulduk. Bu harcanan maddenin kütlesi. Dolayısıyla da saf olan kısmın kütlesidir. O zaman saflık yüzdesini nasıl hesaplarız? Deriz ki eğer 50 gramlık bir karışımda 15 gramı sadece saf kısımsa bu yüzde kaça denk gelir deriz. Demek ki bunun %30'u saftır. Geri kalan %70'i başka şeylerdir. Saflığı bozan maddelerdir ve tepkimenin içerisinde de bunların yeri yoktur. Bir diğer soru tipi. Kaynaklarda da sıklıkla karşılaşacaksınız. Girdiğiniz denemelerde de sık sık karşınıza gelecek bu soru tiplerinden. Her birinden farklı farklı sorular gelecek arkadaşlar. Atom kütlesi bulma olacak. Atomu içeren bileşiğin mol kütlesini hesaplayarak başlayacağız. Her zaman için bunu yapmamız gerekiyor. Ardından bileşikte yer alan diğer elementlerin atom kütlelerini de kullanacağız. Ve son olarak da atom kütlelerinin toplamını bileşik kütlesine eşitleyeceğiz. Mesela bize diyecek ki işte XO2 gazı diyecek ve bir molekül kütlesini bize bir şekilde vermiş olacak. Diyelim ki 44 olsun bu. Bak böyle bir şey verdiği anda diyeceğiz ki şuraya kadar geldikten sonra demek ki X ile 2 tane oksijen. Oksijen atom kütlesinin 16 olduğunu biliyoruz zaten. 44'e eşitmiş. Buna göre X'e ne kaldı? At 32'yi karşı tarafı 12 kaldı deyip işlemimizi yapacağız. Karbondioksit üzerinden hani karbonu bize doğrudan vermez de X atomu olarak verir. Bunun hesaplamasını bize bırakır. Sadece şu 44 cevabını farklı farklı envai çeşit şekilde bize sunabilir. Tabii soru çözerek daha iyi anlayacağız bunu. Normal şartlar altında 11,2 litre hacim kaplayan X3H4 gazının bak X'i yine bu şekilde değerlendirmiş. Onun atom kütlesini bulmamızı isteyecek bizden. Bunun kütlesini 20 gram olarak ölçüyormuş. Bak ne verdi bize? Hacim verdi, kütle verdi. Bunları birleştirerek mol kütlesini bulurum. Nasıl bulurum peki? 11,2 sayısını önce bir kullanırım. Derim ki 1 mol gaz türü ne olursa olsun X3H4 gazıymış. Bu fark etmiyor bizim için. 22,4 litre hacim kaplıyordu. Yani eğer bu 1 mol olsaydı hacmi 22,4 litre olacaktı. O zaman 11,2 litre olduğuna göre kaç moldür? Öncelikle buna gidelim. Bunun yarısı olduğuna göre 0,5 mol olduğunu ilk etapta hesapladık. Şimdi 0,5 mol elimizde madde var ve bunun kütlesi 20 gram. O zaman diyeceğiz ki 0,5 molü 20 gram olduğuna göre 1 molü kaçtır? Çünkü bizim mol kütlesine ihtiyacımız var. Az önceki sayfada bize ne diyordu? Diyordu ki Gitto'nun atomlu kütlelerini kullanmak için önce bir mol kütlesini bir bileşiğin mol kütlesini bir hesapla diyordu. Onu buradan hesaplayacağız. Dolayısıyla 1 molünün kütlesine ihtiyacımız var. 1 molü kaç gramdır diyeceğiz. Şimdi 2 kat olduğuna göre demek ki 40 grammış. Yani 1 molü 40 gram. O zaman molekül kütlesini hesaplarken kullandığımız denklem yani X3H4'ün
40 olduğunu bize bir şekilde söylemiş. Bu ne demek? 3 tane X ile 4 tane hidrojenin, yani 4 tane 1'in toplamı 40'a eşit olmak zorundaymış. At 4'ü karşıya, 3X'in 36'ya eşit olduğunu buluruz. X buradan ne olur? 36 bölü 3'ten tabii ki 12 olur. Yani burada da gene karbondan bahsediyormuşuz. Yapmamız gereken sadece budur arkadaşlar. Önce mol kütlesini bulalım. Mol kütlesinde de denklemi yazdığımız anda cevap karşımıza çıkacaktır. Bir de formül bulma problemleri olabilir. Az önce formülü vermişti. Atom kütlesini bizden bulmamızı istemişti. Şimdi de atom kütlesini verip formülü bulmamızı isteyebilir. Şimdi formül deyince iki tür formül karşımıza çıkacak arkadaşlar, bilmemiz gereken nedir? Bir basit formül olabilir, bir de bileşik formülü olabilir. Basit formül dediğimiz şey en sade halidir. Mesela C4H8'den bahsediyorsak, bak C4H8 bu bileşik formülüdür. Bunun basit formülü en sade hali, yani CH2'dir diyeceğiz, tamam mı? Sadeleştirilmiş hali bize basit formül verecek. Şimdi sorunun bize bunlardan hangisi istediğine göre kullanmamız gereken bilgiler de değişiyor. En sade hali olduğuna göre sadece atomların cinsini ve birleşme oranını bana soruda vermesi bileşiğin formülünü, basit formülünü çıkarmam için yeterli olacak. Ama eğer bileşik formülünü istiyorsa yapının tamamı gerekli benim için. Bunun için de atomların cinsine ihtiyacım var, birleşme oranına ihtiyacım var. Yani bu bilgiler gene gerekiyor. Dolayısıyla aslında basit formül önce bana hesaplatması gerekiyor. Ardından da bazı bilgileri verecek. Bunlardan hangisini verirse versin sonuca giderim. Moleküldeki atom sayısını verebilir. Bileşik kütlesini verebilir. Atomların atom kütlelerini verebilir. Ve bileşiğin mol kütlesini verebilir. Bu bilgilere sahip olduğum zaman çat diye gider bileşik formülü, yani asıl yapının ta kendisini rahatlıkla bulabilirim. Gene tabii ne yapacağız? Hemen örneğimizi çözeceğiz ve örnek sayesinde çok daha iyi anlayacağız. Şimdi sorumuz bize demiş ki karbon ve hidrojen atomlarından oluşan bir bileşiğin 15 gramında 12 gram karbon yer almaktadır. Buna göre basit formülünü bulun. Şimdi buna benzer sorular aslında kimyanın temel kanunlarında da çözmüştük. Nasıl çözüyoruz peki? Bize bir oran vermiş. 15 gramının 12 gramı karbondan oluşuyormuş. Şimdi karbon ve hidrojenden oluştuğuna göre biz şöyle diyelim. Bu CXHY gibi bir bileşik olsun. Bu X ve Y'yi bulduğumuz zaman zaten aslında basit formülü bulmuş olacağım. Şimdi burada bizim karbon ve hidrojen elementlerinin kütleleri arasındaki oran şöyle olacak. X tane karbon, karbon atom kütlesi 12 olduğuna göre X tane 12'nin Y çarpı hidrojene, hidrojenin atom kütlesi de 6 değil tabii ki 1. Onu doğrusunu yazalım şöyle. Y çarpı 1 olacağına göre bu oran neye eşitmiş? Diyor ki 15 gramında 12 gram karbon yer alıyor. Yani 12 gram karbon varsa geri kalan 3 gramı da hidrojenmiş 15 gramı tamamladığımız zaman. O zaman buradan X bölü Y oranını kolaylıkla bulabiliriz. Ne gelecek peki? 12'ler sadeleşecek ve 1 bölü 3 olarak bulacağız. Yani buradaki CXHY denkleminde X yerine 1 yazdığımız zaman, Y yerine de 3 yazdığımız zaman basit formülü bulmuş olacağız. CH3 bu bileşiğin basit formülüymüş. Ama bileşik formülü bundan biraz daha farklı. Bunun için de molekül kütlesini en azından bana vermiş olması gerekiyor. B şıkkında da buraya gidiyor zaten. Bu bileşiğin 15 gramı normal şartlar altında 11,2 litre hacim kapladığına göre bileşik formülünü bulunuz diyor. Şimdi o zaman molekül kütlesine ihtiyacım vardı ya, bu ne demek? 1 molünün kütlesine ihtiyacım var demek oluyor. Hemen şuna gidelim. Normal şartlar altında 11,2 litre dediğine göre. Bak az önce de yapmıştık bu işlemi. Tekrar yapmaya gerek yok herhalde. 1 mol 22,4 litre hacim kapladığı için 11,2 litresi yarısıdır. Yani 0,5 moldür. O zaman diyeceğiz ki eğer bunun 0,5 molü 15 gramsa bizim ihtiyacımız olan bilgi neydi? 1 molünün karşılığıydı. Çünkü mol kütlesine ihtiyacımız var. 1 molü kaç gramdır? Tabii ki 2 katı olmalı. Yani 30 gram olmalıdır. Dolayısıyla yapacağımız nedir? CH3. Bunu şöyle düşünelim. Basit oran olduğu için sadeleştirilmiş en sade hali. Yani bu aslında CaH3A şeklinde belirtilebilecek bir bileşikmiş. O zaman diyeceğiz ki A tane karbon, dolayısıyla 12 artı 3A tane de hidrojen, yani 3A çarpı 1 kaça eşit olmalı? 30'a, yani 1 molünün kütlesine eşit olmalıdır. Buna göre 15A değeri 30 olduğuna göre A değeri 2'dir. Yani şurada A yerine 2 yazdığımız anda bileşiğin formülünü çıkarmış olacağız zaten. Yani bileşik neymiş? C2H6 bileşiğiymiş. Bak bu bileşiğin formülü oldu. Bu o bileşiğin basit formülü oldu. En sade
haliyle yazılmış formülü oldu. Bir diğer soru tipi, bu da son soru tipimiz oluyor zaten. Karışım problemleri olacak arkadaşlar. Şimdi karışım problemlerinde farklılıklar göze alacağız. Bu maddelerden, karışıma giren maddelerden hiçbiri tepkime vermeyebilir. Sadece bir tanesi tepkime verebilir. Birkaç tanesi tepkime verebilir ya da hepsi tepkimeye girebilir. Bunların hepsini ayrı ayrı değerlendirmek zorundayız. Hiçbiri tepkime vermiyorsa zaten işimiz çok kolay. Eğer tepkime varan varsa hangi tepkimeleri verdiğini yazmamız gerekiyor. Ya da birden fazla tepkime varsa her tepkimeyi ayrı ayrı yazıp buna göre değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi ne yapacağız o zaman? Tüm tepkimeleri ayrı ayrı yazacağız, ayrı ayrı değerlendireceğiz ve hepsi üzerinde bu miktar geçiş işlemlerini ayrı ayrı uygulayacağız ve buradan da soru bizden hangi cevabı istiyorsa ona gideceğiz. Soru üzerinde tabii ki her zamanki gibi daha iyi anlayacağız. Eşit sayıda atom içeren NO2 ve SO3 gaz karışımının toplam kütlesi 42,4 grammış. Buna göre NO2 ve SO3 mol sayılarını hesaplayınız demiş. Arkadaşlar şimdi burada tepkimeden bahsettim mi? Hiçbir şekilde tepkime yok. Yapmamız gereken o zaman atomların sayısıyla mol sayılarını kıyaslamak olacak ve buradan kütleye doğru yolculuğa çıkmak olacak. Şimdi NO2 ve SO3 varmış ve eşit sayıda atom içeriyormuş. Bak bu bilgiyi nasıl değerlendirebilirim? Şimdi bundan N mol olduğunu varsayacak olursam 3N mol atom içerecek değil mi? 2 oksijen 1 azottan. Ya da bunun N mol olduğunu varsayacak olursam 3 artı 1'den 4N mol atom içerecek. Şimdi burada eşit sayıda atom içerebilmeleri için diyeceğim ki molekül yapısında 3 atom olana 4N mol diyelim. 4 olana da 3N mol diyelim. Bak bunu dediğim anda içerdiği atom sayıları ne olacak? 4 çarpı 3'ten 12N mol atom bunda olacak. 3 çarpı 4'ten 12N atom da bunda olacak. Dolayısıyla da atom mol sayılarını eşitlemiş oldum. 4N bundan 3N bundan var. Bu kesin bilgiyi hepimize koyduk. Şimdi gidelim kütlelerle ilgili yorum yapmaya. Elimizdeki bileşikler neler? NO2 bileşiği. Azot, dioksit. Bunun molekül kütlesi nedir? 14 azottan gelecek. 2 çarpı 16 da oksijenlerden gelecek. 32 artı 14'ten 46 olarak bulacağız. Yani 1 molü 46 grammış. Diğer bileşenimiz nedir? SO3. Yani 32 kükürtten gelecek. 3 çarpı 16 da oksijenlerden gelecek. Ve buradan da 32... buradan 48'de buradan 80 olarak da bunu hesaplayacağız. Yani bunun 1 molü de 80 grammış. O zaman 1 molü 46 gramsa 4N molü kaç gramdır? Tabii ki 46 çarpı 4N gramdır. Bunların çarpımını almamız yeterli. Artı 3N molü olduğuna göre 1 molü 80 gramsa 3N molü kaç gramdır? 3N çarpı 80 gramdır. Bak buradaki toplam bize toplam kütleyi vermiş. 42,4'e eşit olmak zorunda. O zaman denklemlerimizi bir yapalım, hesabımızı yapalım. 6 kere 4 24'ten yazdık. 4 kere 4 16. 2 de eldeydi. 18 olarak geldi. 184N burasıymış. Burayı da topladığımız zaman 3 çarpı 80'den 240N de buradan gelecek. Eşittir 42,4'tür diyeceğiz. Topladığımız zaman ne gelecek peki burası? 424N eşittir 42,4'tür diyeceğiz. Yani N değeri 0,1'miş. O zaman neyi bulduk? Hepsinin mol sayısını ayrı ayrı bulduk. Sadece N değerini yerine yazmamız yeterli. 0,1 yerine yazdık. Şuradan ne geldi? Demek ki bu 0,4 molmuş. Yine aynı şekilde bunun da 0,3 mol olduğunu bulduk. Bizden bunları zaten hesaplamamız istemişti. Sadece N değerini bulmamız cevaba gitmemizi sağladı arkadaşlar. Bir diğer soru tipinde de tepkime var bu defa. CH4 ve C2H6 gazlarından oluşan 1 mollük bir karışımın yeterli miktarda oksijeninle tepkimesinden 1,6 mol karbondioksit oluşuyormuş. Buna göre başlangıçta karışımda kaç gram metan vardır diye sormuş. Ne dedik? Tepkime varsa her tepkimeyi ayrı ayrı yazıp ayrı ayrı değerlendirmek zorundayız. Şimdi bir metan gazımız var, yanıyor ve tabii ki ürün olarak karbondioksitle su çıkarıyor. Bu sabitti zaten. Bir de C2H6 gazı var, yani etan gazı var. Bu da aynı şekilde oksijenle tepkimeye giriyor. Bu da aynı şekilde karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Değişken ne? Buradaki katsayılar tabii ki. Karbon bir tane, bir tane karbon, sıkıntı yok. 4 tane hidrojen, o zaman suyun katsayısı 2'dir dedik. Toplamda 2 artı 2'den 4 tane oksijen var. O zaman o 2'nin katsayısı da 2 olmak zorunda. Buraya geldik. 2 karbon var, o zaman karbondioksitin katsayısı 2'dir dedik. 6 hidrojen var, o zaman suyun katsayısı 3 olmak zorunda. 4 artı 3'ten 7 tane oksijen var. O zaman oksijenin katsayısı 7/2 olmak zorunda. Şimdi denkleştirmeleri tamamladık. Ardından gidip diyeceğiz ki bak bu toplam 1 mollük bir karışımdan bahsediyorsa şöyle yapalım.
Eğer bu n mol ise bu 1 eksi n mol olmak zorunda ki toplamları 1 olabilsin. O zaman miktar geçiş işlemlerini bu mantıkla uygulayabiliriz. Yani elimizde n mol metan varsa buna karşılık n mol karbondioksit ve 2 n mol de su açığa çıkacaktır. Katsayılarla orantılı. Eğer 1 eksi n mol C2H6 varsa elimizde etan bileşiği varsa 2 eksi 2 n karbondioksit açığa çıkacaktır. Ve buna karşılık 3 eksi 3 n yani katsayıyla çarpılmış hali kadar da su açığa çıkacaktır. Bunlar açığa çıkan maddeler bizden neyi vermiş peki? Diyor ki 1.6 mol karbondioksit oluşur. Toplamda oluşan karbondioksit mol sayısını verdi. Yani n artı 2 eksi 2 n 1.6'ya eşitmiş. Dolayısıyla n buradan ne olacak arkadaşlar? Bunu bu tarafa alalım. Geri kalanları diğer tarafa atalım. Ve 0.4 olduğunu bulalım. Şimdi n 0.4'müş. Yani metanın mol sayısı n'i verdiğimiz için 0.4'müş. Etanın mol sayısı nedir? 1 eksi n olduğuna göre toplamları 1 mol olabilmesi için 0.6'dır. Bizden kaç gram metan olduğunu hesaplamamızı istiyor. Metanı hesaplarken diyeceğiz ki metanın önce bir molekül kütlesini bulalım. 12 artı 4 çarpı 1'den 16 idi. Yani 1 molü 16 gram olduğuna göre bizim elimizde kaç mol vardı? 0.4 mol vardı. 0.4 molü kaç gramdır dememiz yeterli olacak. Yani 0.4 ile 16'yı çarpmamız yeterli olacaktır. Bu da 6.4 gram bilgisine bizi götürecektir. Dolayısıyla da cevabımız C seçeneğinde yer olacaktır. Güzelce bu soruyu da tamamlamış olduk. Karışım problemi geldiği zaman unutmuyoruz ne yapıyoruz? Her tepkimeyi ayrı ayrı yazıp değerlendirmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. O zaman haydi ödevlendirmemizi de yapmadan geçmeyelim tabii ki. Kimyatik kitabımız arkadaşlar temel kaynağımız biliyoruz artık hepimizin elinde var. Nereleri çalışmamız gerekiyor bu videoyu izledikten, bu dersi tamamladıktan sonra hemen ondan bir bahsedelim arkadaşlar. Neler yaptık? Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar. Bu arada üniteyi de bitirdik. Dolayısıyla ünite testleri de yine ödev olarak karşımıza gelecek. Daha öncesinde tepkime türlerinin sonuna kadar gelmiştik. O zaman tepkimeli miktar geçiş problemleriyle yani 9. adımdan itibaren başlayacağız. 112. sayfadan itibaren ödevimiz olacak ve ünitenin sonuna kadar yani 124'e kadar çözülmemiş yer bırakmayalım. Neler varmış şöyle hep birlikte bir bakalım. Arkadaşlar her sayfada şöyle adım adım gittiğini göreceğiz. 9. adımda bize bir temel düzey, iki orta düzey, iki tane de yeni nesil soru vermiş olacak. Burada kapsül bilgilerle de her kazanımla ilgili, her soru tipiyle ilgili önemli noktalara değinmiş olarak karşımıza çıkacak. Bu soruları çözdüğümüz zaman aslında konuyu da cebimize koymuş olacağız. Her sayfada bu şekilde adım adım bütün soru tiplerini görüp farklı farklı soruları çözme şansına ulaşacağız. Bölümü tamamladıktan sonra yani daha da doğrusu üniteyi tamamladıktan sonra da tabii ki ünite tekrar testleri karşımıza çıkıyor olacak. Bunları da çözerek güzelce kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesinde eksik bırakmamış olacağız. Diyelim ki çözemediğimiz kafamızı karıştıran herhangi bir soru oldu. O zaman ne yapıyoruz? Her sayfadaki bu kare kodu kullanarak video çözümüne gidiyoruz ve bütün eksiklerimizi giderme şansına sahip oluyoruz. Güzelce ödevimizi de aldığımıza göre tabii ki ödüllü sorumuzu da cevaplandıralım ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.